Bu videoda live worksheet'se öğrenci nasıl eklenir onu anlatmaya çalışacağım. Sol tarafta Students Access bölmesini görüyoruz. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra bakın aşağıda Register as a Student. Şuraya tıklayacağız. Buraya hiçbir şey yazmayacağız. Bir grup kodumuz var. Bunu ben gruba da atacağım. Kodu önceden girmiştim zaten. Şu şekilde. NCKAL9QB70 7O pardon. Bunu gönderiyoruz. Evet, daha sonra da öğrencimizi kaydetmek için adımları takip ediyoruz. Önce kullanıcı adı. Kullanıcı adının öğrencimizin adı, soyadı. Bu şekilde yazabiliriz. İngilizce karakterler olsun. Çünkü sistem kabul etmiyor. Bir şifre belirleyeceğiz. Şifremiz gene rakamlardan oluşabilir. Sanırım en az 6 rakam olması gerekiyor. Ben 8 rakamdan oluşan bir şifre oluşturdum. Daha sonra da öğrencimizin full name, yani tam adını yazacağız ve soyadını. Şekilde. Buraya da mail adresini yazacağız. Mail adresini adı soyadı mutlu öğrenme sınıfı .org olan mail adresini yazabilirsiniz. Ben onunla önceden giriş yaptığım için başka bir mail adresini yazacağım. Evet, bu şekilde. Daha sonra da register diyeceğiz. Önceden girdiğini söylüyor bu ismi. Tabii ben Gülce için giriş yaptığım için tabii uyardı beni. O yüzden kullanıcı adına bir harf daha ekleyeyim. Değişik bir isim olsun. Register diyorum şurada. Evet, burada bakın. Şöyle bir cevap geldi. Teşekkür ediyoruz kayıt için. Evet, hesabınıza gidip şey yapın. Onaylayın diye bir uyarı geldi. Şimdi mail adresimize gideceğiz. Oradan gerekli onay işlemini vermemiz gerekiyor. Ben mail adresime gidiyorum şimdi. Yani öğrencinin mail adresine daha doğrusu. Buralar biraz. Evet, mail adresine gittim. Bakın. Şu şekilde bir mail geldi. Lütfen aktive edin hesabı diyor. Buna tıklıyorum. Evet, bu kadar. Daha sonra sınıfın öğretmeni Live Worksheet'te bir mesaj gelecek. Onu cevap vererek öğrenci artık sınıfa kaydolmuş olacak. Herkes Live Worksheet sitesine bu şekilde öğrencisini kendisi eklemesi gerekiyor. 2 dakikamızı alacak bir işlem. Basit bir işlem. Bunu göstermek istedim. Teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.